Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği dünyanın en geniş kayıp bulma ağı olan sevgi iziyle sevdikleriniz çok daha güvendi. Makine Hanım çok 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 seviyorum. Kaybolma riski taşıyan kişilere ve ailelerine büyük bir güvence olan sevgi izi sayesinde aynı gün içinde peş peşe iki kaybımız sevdiklerine kavuştu. İlk kayıp ihbarımız Samsun İl Kadın Gazi Polis Merkezi ekiplerinden geldi. Polis memuruyum ben. Gazi Polis Merkezi, Samsun İl Kadın. Yok, kendisi geldi buraya. Yardım, yani kayboldum şeklinde. Kolumdaki izi görünce arayalım dedik ulaşmak için. Bulduğunuz kişi Semih Gürkan. Ben hemen sistemden ailesinin bilgilerini kontrol edip size haber veriyorum. Sistemimiz üzerinden kayıp kişinin 27 yaşındaki Semih Gürkan olduğunu tespit ettikten sonra vakit kaybetmeden güzel haberi vermek üzere ailesini aradık. ATV Müge Anlı programından arıyorum. Gözünüz aydın, oğlunuz kolundaki sevgi izi sayesinde bulundu. Hayır, o sevgi izinden zaten Allah razı olsun Müge Anlı, Allah razı olsun ondan. Sevgi izi projesi sadece bu zihinsel engelli benim çocuğum gibilere değil, Alzheimer hastaları, yaşlılar, ben bile şu anda yaptırmak istiyorum açıkçası, ben bile yaptıracağım. Oğlunuz Gazi Polis Merkezi'nde, sağlık durumu iyi, oğlunuzu teslim alabilirsiniz. Geçmiş olsun. İhbar hattımız üzerinden gelen ikinci kayıp ihbarımızsa Hatay İskenderun'dandı. Sevgi izi sayesinde kısa süre içinde bulunan kişi bu kez 24 yaşındaki Süleyman Tümkaya'ydı. Ben polisim, İskenderun Emniyet'te çalışıyorum. Allah korusun, burası da balıkçı barınağı. Teknelerin içinde geziyormuş, vatandaşlar duyarlı ihbarda bulunmuş. Yani suya düşme ihtimali var diye. Şahsın yanındayız, kolunda bir sevgi izi var. Yani dünyanın en güzel uygulaması şu an bana sorarsanız. Allah nazardan saklasın. Ben programı çok sağlıklı ve olumlu buluyorum polis memuru olarak. Biz hemen ailesine haber verip sizinle iletişime geçmelerini sağlayacağız. Anne Hayriye Hanım da oğlunun güvende olduğu müjdesini ekibimizden aldı. Vallahi oğlum şu anda nerede bilmiyorum. Ben sabahtan çıktık dışarı gittik, aradık bulamadık. Eve gelmek zorunda kaldık. Ben de karakollardan haber bekliyorum. O zaman biz size müjdeyi verelim. Oğlunuz artık kayıp değil, kolundaki sevgi izi sayesinde bulundu. Şu anda emniyet ekiplerinin yanında İskenderun Balıkçı Barınağı'nın orada. Çok mutluyuz, çok memnunuz. Her kaybolduğunda bunun sayesinde ekipler sevgi izine giriyor, bizi müjdeliyor, getiriyorlar eve. Müge Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Çok güzel bir proje. Çok teşekkür ederim. Sizler de kaybolmasından endişe ettiğiniz sevdiklerinize sevgi izi yaptırabilir, onları güvence altına alabilirsiniz. Hala kaybolma riski yüksek grupta bir yakınınız varsa ve sevgi izi yaptırmadıysanız ne diyeyim? Teklif var, ısrar yok. Ben diyorum ki buralara gelmeden kolay kolay bunun. Gerçekten yüzlerce kişi bu sayede bulundu. Benim de en çok mutluluk duyduğum projelerden biri sevgi izi. Yaptırın ve hiç ihtiyacınız olmasın inşallah. Hiç gözünüzün önünden ayrılmasınlar. Ayrıca bak bu bey amca yaptırmak istemiş, yeğeni acır mı diye gitmemiş. Farkındaysanız acımıyor yani, biz de yaptırdık. Evet. Acımıyor. Güzel genç kızlara yanına bir kalp yaptırın, bir çiçek yaptırın falan filan. Yani biraz da kandırmak da lazım insanları. Gel sana bir dövme yaptırayım, çiçek yaptırayım falan filan diye. Gençlerin de hoşuna gidiyor ya böyle bu kesinlikle dövme meselesi falan. Yanında da bir numara yazsın, ne olacak? İnşallah hiç ihtiyacı olmaz ama ihtiyacı olursa da yakınınıza bir an önce kavuşursunuz. Verdin mi sen bana öteki şeyi? Vereceksiniz daha, tamam. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.